Merhaba, Latif ben, Fidancım.com'dan. Bu videomuzda güllerin gübrelemesi hakkında bilgi vereceğiz. Gülleri gübrelerken en çok kullanacağımız bizim 3 tane bitki besin elementimiz var. Bunlar azot, fosfor ve potasyumdur. Önümüzdeki duran güller somon güllerdir. Yediveren somon güllerdir. Tüplüdür gördüğünüz gibi, saksılı vaziyettedir. Şimdi bu azot, fosfor, potasyum, bunları neden kullanırız, hangi dönemlerde kullanırız ve nasıl kullanırız, bu konuda bilgi verelim. Şimdi azot öz itibariyle tüm bitkilerde, gül olsun, diğer meyve fidanları olsun, tüm bitkilerde sürgün gelişimi, kök hızlı gelişimi, sürgün gelişimi, kök gelişimi, dal gelişimi için bitkiyi hızlı bir şekilde büyüten, büyütmemizi sağlayan bir besin elementidir. Yani sürgün dediğimiz şu kısmı hızlı bir şekilde azotlu gübre vererek büyütebilirsiniz, otabilirsiniz. Azotlu gübreleri biz genelde bahar başlarında verilmesini, yani Nisan-Mayıs gibi verilmesini tavsiye ediyoruz. Daha sonra azotlu gübrelerden sonra fosforlu gübreler verilmelidir. Çünkü fosforlu gübreler bitkimizdeki, gülümüzdeki gonca sayısını ve çiçek sayısını arttırır. Ne kadar fosforlu gübre verirseniz o kadar çok gonca ve çiçeğiniz olur. Ve açan çiçeğiniz de daha gür açmasını sağlar. Ama dengeli vermeniz gerekiyor bunların hepsini. Çünkü sürekli fosfor, sürekli fosfor, sürekli fosfor topraktaki fosfor elementinin çok fazla olmasını sağlayacağı için bu da çok fazla olmasına sıkıntı verir. Dengeli vereceksiniz. Fosfor da azottan sonra işte Haziran ayında, Temmuz-Haziran ayında, Haziran-Mayıs'ın sonu Haziran gibi verebilirsiniz. En son verebileceğimiz gübremiz de bizim potasyumdur. İşte potasyum da bitkideki azotlu gübreleri vererek geliştirdiğim uzattığımız sürgünlerin kalınlaşmasını, güçlenmesini, su oranı azalıp lif oranının artmasını sağlar. Bu şekilde bitkimiz kış aylarındaki donlardan, kıraalardan daha az etkilenir. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Potasyumlu gübreleri de Temmuz'dan sonra, Ağustos'tan sonra çok rahat bir şekilde verebilirsiniz. Gübrelerinizi verdikten sonra mutlaka bitkilerinizi sulayın, güllerinizi sulayın. Çünkü verdiğiniz gübrelerin yakıcı özelliği olabilir. Aşırı şeker yemiş insan nasıl su ihtiyacı varsa, bitkilerin de gübreden sonra mutlaka su ihtiyacı vardır. Dikimde gübre uygulaması yaparken fidan çukuruna attığınız gübreleri mutlaka toprağınıza çapa yardımıyla karıştırın. Attığınız gübreler kesinlikle direkt köklere temas etmesin. Yine bunun bilgisi de vermek istiyorum. Benim gübreleme ile ilgili şu an vereceğim bilgiler bunlardır. Umarım faydalı olmuşsunuzdur.